Halk Kitap Evi'nin sunduğu Maniki Dünya devam ediyor. Dünya, dünya, yalan dünya, dünya maniki, maniki dünya. Efendim yeni Türkiye'de böyle, bu da yeni uygulamamız. 3 bölüm halinde gideceğiz. Daha önce de hatırlarsınız böyle yapıyorduk bir ara. 3 bölüm halinde yapıyorduk. Ama o 11'den sonraydı 3. bölüm. 11'den sonraydı. Şimdi çeyrek kala başladık. Çeyrek geçeye kadar yarım saatlik bir bölümümüz var. Evet. Yani hazır mısın? Buna uyum sağlamamız gerekiyor. Bir dönem geçmesi lazım. Yani söyleyeceklerine göre hazır mıyım değil miyim ona göre. Yani her duruma hazır olman lazım. Yerli ve milli gazeteci her an her şeye hazır olacak. Bugün şu açılım var, açılalım. Olmadı, kapanalım. Yarın şurada açılacağız, öbür gün burada kapanacağız. Böyle. Yok, öyle değil. Kusura bakma. Yerli ve milli medya çağında sen ne dersen o olur. Ha işte onu kastediyor. Tamam yani canım. Hayır, sen yani. Ha, sen. Ben. Ha ben bizzat. Ha, sen söyleyeceksin, ben olur diyeceğim. Peki. Şimdi o zaman efendim, sizi üzmek gibi olmasın ama İsveçliler çok zor durumda. Yani hani şu maniki dünyanın, zavallı dünyanın her tarafında dert var diyoruz da böyle dert görülmedi. İsveçliler zor durumda. Niye biliyor musun Müslümanhalli? Yok. Problem yok. Hayır. Yok. Sahiden problem. Çöpleri bitmiş. Şimdi İsveç'te... Geçen hafta şey vardı ya, gündem olmadığı için meclis toplanmadı. Öyle mi? Tabii ki. Ondan da öyle söyleyeyim. Bu ciddi bir şey. Şaka değildi yani. İsveç'te mi gene? Tabii tabii. Ha, sen onun için dertlerin. Onun için söylüyorum. Şimdi bu ciddi bir... Bu da sadece ciddi, ikinci çöpleri ciddi. Çöpleri bitmiş. Şimdi şu, gerçekten ilgiyle okudum. Şimdi İsveç'te bütün çöpler, atıklar değerlendiriliyor. Bir kere geri dönüşüm için... vatandaş, İsveç vatandaşı tabii, oradaki vatandaşlardan söz ediyorum. Ki çok o yabancı kadar, var. Ki çok yabancı evet, var. Ama herkes o kadar bilinçlenmiş uymuş. Ki evet. İşte camlar ayrı yerde, plastikler evet, ayrı falan falan, böyle son Cevap derece intizam. Onları alıyorlar, işte camları başka bir şekilde vesaire. Bir de çöplerden esas gaz ve dolayısıyla enerji üretiyorlar. Ama gel gör ki çöpleri bitmiş. Dolayısıyla enerji üretemiyorlar. Enerji az oldu. Hakikaten bu ciddi bir haber. İsveç, İtalya, İngiltere gibi, Belçika Fransa gibi. Galiba Fransa, bir de. Evet, onlar büyük bu ülkeler. Ülkelerden çöp ithal etmeye başlamış. Ne olacak, biz de Bulgarya'dan saman ithal ediyoruz. Ya, şimdi diyeceksin ne alakası var değil mi? Garip bir şey, bir örnek oldu ama. Bizim Bulgaristan'la başka bir ilişkimiz olmuş. Avrupa'da cezaevi doluluğu açısında Bulgaristan bir, biz ikinci sıradaymışız. Bu samanla ne ilgisi var? Bulgaristan'la ilgisi var, samanla yok. Hayır, boş samanla ilgisi olması gerekmiyor bu. Bulgaristan'la ilgisi var. Tutukluk oranı açısından, nüfusu oranlı. Bulgaristan bir, biz ikinci sıradayız. Şimdi efendim İsveç, Bulgaristan falan demişken başta Avrupa olmak üzere dünya bizi uyardı. Hem de fena ve ağır biçimde uyardı. Şimdi ama önce hani mevzuyla bir alakası var mı diyeceksiniz. Yoksa da ben yani kafamda öyle bir bağlantı kurdum. Ne olur hatırım için dinleyin. Dün akşam ben dizi hakikaten seyredemeyenlerdenim. Hakikaten seyredemiyorum. Ama tarih dizisi vesaire diye Kanal D'de başlayan Fatih bir ne? Fatih Sultan Mehmet'le ilgili Mehmet bir Fatih neyse işte Fatih Mehmet Sultan'la ilgili Fatih Sultan Mehmet'le ilgili bir dizi başladı. Bir Cihan Fatih'i. Ha. Şimdi bir kere şey söyleyeyim. Kenan İmirzalıoğlu'nu bugüne kadar Fatih diye düşünmeyenler utansın. Bu kadar mı Fatih olur? Bu kadar Fatih olur. Hakikaten o Fatih'in portresine bakarak söylüyorum. O burun yapısı vesairesi. O Osmanlı yaşanıyor. Şimdi bir eliyle, sağ eliyle tabii kılıç kullanıyor.
Ama aynı zamanda bayağı da dövüşken Bizanslı özel tim, özel güvenlik elemanı. Özel tim. Onu kontrol ediyor, zapt ediyor. Eliyle şöyle bir tokat savuruyor ki Allah bir iki defa dönüyor Bizanslı. İkinci dönüşünden sonra işte kellesi gidiyor falan. Yani bu tokat tam, Osmanlı tokatı. Osmanlı tokatı. Yani oraya tam anlamıyla hani son zamanlardaki güncel meselelere uygun olarak hani o sıcak muharebe anında bir Osmanlı tokadı icat mesajı. Etmişler. Mesajı vermişler. Şimdi hani alakası yok ama bize biz mi birilerine tokat atıyoruz, biz mi bir şeyler yiyoruz, sokaklar yiyoruz bilmiyorum. Avrupa'dan ve dünyadan uyarılar dedik. Önce Avrupa AİHM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi altında bizim de imzamızın olduğu bir yüksek yargı. Kendi iç hukukumuz bittikten sonra başvurduğumuz merci, biz kabul ediyoruz yani. Cumhuriyeti görelim çocuklar. Diyor ki Alpay, Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakları ihlal edildi. Anayasa Mahkemesi'ne direnmeyin. Ve lider suç üretmemeli, üretemez diyor. Yani lider işte bir cumhurbaşkanı diyelim ki şu suçtur dedi diye o suç olmaz. Son derece açık ifadeler. Hükümetleri eleştirmek, bakın medya bağımsızlığı uyarısı. Hükümetleri eleştirmek ve ülke liderlerinin ulusal güvenliğe aykırı gördüğü bilgileri yayınlamak ceza davası açılmasını gerektirmez. Yani güvenliğe aykırı olsa bile diyor. Evet. Yani Can Dündar davasına atıfta bulunuyor. Yargı bağımsızlığı da anayasa mahkemelerinin kararlarına uyulmalı, aksi kabul edilemez diyor. Birleşmiş Milletler de dedi ki, o da bir rapor hazırladı, o hali bitirin. Artık mazeretimiz falan da yok kardeşim o halin devam etmesi için, o hali bitirin. Şimdi bunlar kötü, hain, bizi kıskanıyorlar. Bizim hani aleyhimizde kuruluşlar falan mı? Terör çünkü özellikle Birleşmiş Milletler raportörü neydi adamcağızın adı? Zeyd için Türkiye dedi ki Zeyd Raad El Hüseyin için terörle ilişkili dedi Türkiye. Bu Ürdün. Kralının kardeşi, küçük kardeş olması ya da kuzeni neyse. Bunu söylüyor. Aileden tabii. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiseri. İnsan Hakları Yüksek Komiseri. Doğru. Birincisi için yani Birleşmiş Milletler'le ilgili önce söyleyeyim. Yani işte şeyi bitirin. Neydi adı? Olağanüstü hali bitirin. Yok bilmem neyi bitirin. Ben de onlara cevap veriyorum. Olağanüstü hal bitmeyecektir. Bu ömür billah devam edecektir. 20, 30, 40, 50, 60 falan öyle gidecek. Şimdi diyorsun ne diyor bu? Yani ama ben şimdi, bak, şimdi o halde mesela Anayasa Mahkemesi'nin kararları uygulanmaz diye yazmıyor ki. Ama o hal olsa da olmasa da Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmıyor. Uygulanmıyor. Bitti. Tamam. Ama yani o halde şöyle bir şey biliyorsun. KHK var ya. KHK meselesi var. Yani canın sıkıldıkça KHK çıkartıyorsun. O istediğin şekilde ülkeyi o KHK'lerle yönetiyorsun. Yani meclise dönmeden, şeye dönmeden, hükümete dönmeden istediğin gibi ülkeyi herhangi bir konuda bir KHK ile tamam bu iş. Yani önemli olan bu taraf tabii. Şimdi öbür şeyle ilgili olarak yani yargının bağımsızlığı ile ilgili olarak bölüm yani öbür dünkü görüntü yani bütün şeylerin o, Kur'an'ın şeyde çekilmesi. Saraydaki o kura sarayda, görüntülerini verir misiniz sarayda çocuklar? Sarayda çekilmesi. Sonra Barış arkadaş CHP milletvekili arkadaşımızın çıkıp da bütün o atanan milletvekili şeyi hakimlerin aslında AKP üyesi olduğunu kanıtladı tek tek yani isimler üzerinden kanıtladı. Tabii, bu yetmedi. Tabii. Yargıtay Başkanı. Şimdi ama bakar mısın yani bir görkem yaratılmış ve orada hani. Ama yani Cumhurbaşkanı hep orada sarayda, topluyor onları yani. Evet, herkesi. Yargı kurası orada. Tabii. Sarayda nasıl olur böyle bir şey? Askeri de orada toplayacak.
Valiler de orada toplayacak, emniyet müdürlerini de orada toplayacak, kaymakamlar da orada toplanacak, muhtarlar da orada toplanıyor. Yani geçen hafta da söyledim ya da önceki hafta. Cumhurbaşkanının partili olduğu, Cumhurbaşkanının partili olduğu bir yapıda, bir sistemde, anayasal veya da anayasal olmayan bir yapıda, bütün devletin bütün insanları, devletin bütün insanları, bunu özellikle söylüyorum ve yüz kere de söyleyeceğim. Herkes AKP'li olacaktır. Yani direkt gidip AKP'de kayıt yaptıracaksın. Halk TV çalışanları dahil değil, değil mi? Yok, ama devlet diyorum bak. Devlette çalışanlar. Tamam. Dolayısıyla yani bu dünkü görüntü, kıyameti kopardı. Ya kardeşim gayet normal. Bu en basiti. Yargıtay Başkanı'nın, işte hanımefendinin kızı atanıyor bir yere, Elazığ'a mı nere bir yere atanıyor, kurada. Demirşay Başkanı. 24 saat geçmeden tık Ankara'ya getiriyorlar kızcağızı. Sonra da diyor ki, açıklama yapıyor Danıştay mı Yargıtay. Ya bu tek örnek değil, işte 20 tane insan var diyor. Bu da bunların arasındaydı diyor. Yani özel bir muamele görmedik. 20'si aynı. Yani atanıyor başka bir yere, Anadolu'ya. Torpilli olduğu için o biri Yargıtay Başkanı'nın 6. daire eski başkanıymış birisi, oğlu. Kilise gidiyor, oradan Ankara'ya geliyor. Örnekler var, çok örnek var burada. Ne anladık ki bu işten o zaman? Şimdi bu bir anormal gibi görünüyor. Anormal gibi görünüyor. Dönüyorum ben şimdi kendi geçmişimde, kendi tarihime, Hüsnü Mahalli'nin tarihine, Orta Doğu tarihine. Ben bu örnekleri gördüm. Şimdi bak, ama senin bütün o örneklerini pekiştirecek, daha neler olacak, neler olacak diyersin ya sen hep. Evet. Onları pekiştirecek bir haber şimdi geldi, bir son dakika haberi. Hadi bakalım. İnternete RTÜK denetimi getirip getirmeyeceği konuşuluyordu ya, biliyorsunuz. O tasarı biraz önce mecliste kabul edilmiş ve yasalaşmış. İşte. İnternete RTÜK denetimi. İşte bu kadar basit. Artık böyle. Evet. Şimdi bakın, Avlu diye bir dizi yayınlanacak. Önümüzdeki günlerde herhalde. Star'da yayınlanacak. Dizide çok zor koşullarda ayakta kalmaya çalışan kadınlar bir şekilde... Hani eskileri kader kurbanı dediği şekilde cezaevine düşüyor. Ondan sonra işte onu Adalet Bakanı'ndan talimat alacak. Gül gibi geçineceğiz, gideceğiz yani. Dolayısıyla sen denetlenecek birisi olarak kendini şimdi şöyle düşüneceksin. Ya RTÜK beni denetliyor. Dolayısıyla benim başım belaya girmesin. Yani bir RTÜK'le başın belaya girmesin. Yani işte bizim o Suudi Arabistan Kralı'nda iki laf ettik, 10 bin lira verdiler ya ceza, hatırlasana. Bir tabii. Böyle bir psikolojik bir meselen olacak. Dolayısıyla ikincisi de hukuk. Yani RTÜK evet bu kötüdür falan dediği zaman iki boyutu var. Bir, yasaklanacaksın. Yani eğer internet siten varsa kapatılacak. İki, hukuki bir soruşturma başlatılacak hakkında. Bir de böyle bir şey var, psikolojik baskısı var ayrıca. Dolayısıyla sen mecburen teslim oluyorsun peşinden. Hem paradan teslim oluyorsun, hem şeyden de teslim oluyorsun. İktidar açısından bakıldığında, ters şimdi şeyden bakıyorum. Hem RTÜK, hem işte bir alt kurum olarak, yani güvenlik soruşturması, savcısı Ahmet'i, Mehmet'i, kimse. Bunlar da kardeşim tek tek uğraşmaktansa, yani şu site şunu yaptı, o biri site şunu yaptı, o biri bunu yaptı. Bu süreç içinde 3-5 aylık insanlar alışacak bu yapıya. Ne olacak? Millet anlayacak, teslim olacak herkes. Yani aslında ana akım medyada, böyle başladı. Televizyonda, gazetede böyle oldu. Böyle başladı. Geldiğimiz noktada bak ne o güzel. Bile yetmedi. Hürriyet ve Doğan grubu toptan el değiştiriyor. Yani gazetelerde %90 olmuş iktidarın kontrolü. Peki bir sonraki şey ne sence? Şimdi internet. Bir sonraki şey ne olabilir? Vallahi benim Datça'ya yerleşmem, senin de İzlanda'ya gitmen. Bir sonraki aşama bir bence. Yok, Alaska'da bir yer buldum. Demin fotoğrafını gördüm, yemin ederim çok hoşuma gitti Alaska'da. Ben çöp ticaretine başlayıp İsveç'e yerleşeceğim. Yok, ben Alaska'ya gideyim, her şeyden uzak orada. Çöp sakin orada oturacağım. Şimdi bir sonraki şey ne biliyor musun? Tahminim tabii. Yani yine Orta Doğu'daki deneyimlerinden söylüyorum. Herkesin mailleri takip edilecek. Şey hariç bak, sosyal medyayı söylemiyorum. Yani Facebook'taki, Twitter'daki, işte Instagram'daki, onlar tamam. Zaten şu anda takip ediliyor hepsi. Hepsi takip ediliyor. Bir kenara birleştiriliyor, yani bekletiliyor. Sırayla herkesin icabına bakılacak. Bir sonraki şey de mailler.
Yani sen bana ne mail attın, o ona kim attı, o ona ne dedi, fotoğraf mı attın? Hayır, sakıncalılardan başlayarak takip edecekler. Tamam, yani işte bu sakıncalı dedin 5 milyonsa 10 milyon olur, 10 milyonsa 20 milyon olur. CHP'liler hepsi takip altına alınır. Öyle, örneğin diyorum yani. Ya bir şey sorabilir miyim sana? Yok. Şimdi vallahi sorayım ya. Sen şimdi bu filmi gördüğün için. Bana çok normal geliyor. Sana normal geliyor. Evet. Sen alış... Yani bizim heyecanımızı öldürüyorsun. Evet. Halbuki ben çok heyecanlanıyorum. Vizyona onun için demin anlaşamadık ya senle. Hani ben diyorum ki sana sen eski kafayla düşünüyorsun. Eski kafa diye Türkiye kalmadı. Bu yeni bir şey. Yeni bir yapı, yeni bir kültür. O kadar. O kadar. Fazlası var. Şimdi neden fazlası var? Çünkü Orta Doğu'da Baas Partisi yani Suriye ve Irak'ta iktidardayken şey yoktu. Sosyal medya diye bir şey yoktu. 70'li 80'li yıllarda internet mi vardı? Facebook, Twitter, Instagram mı vardı? Cep telefonu mu vardı? Yani orada devletler bunu kolay bir şekilde kontrolü, takibi de kolaydı, bilmem neydi de kolaydı, her şey kolaydı. Şimdi öyle değil. Türkiye şimdi tabii farklı, dünya farklı. Cep telefonları, internetler düşünsene. 80 milyon vatandaş, kaç milyon cep telefonu var? 70-80 milyon cep telefonu var. Herkesin iki tane işte şeyi var, mail adresi var. İşte 500 milyon şey var. Twitter, Facebook ve şey toplamında baktığımda. Bir de tabii dijital yani. Dünyada teknoloji de öyle bir hale geldi ki diyelim ki sen mailinde ya da özel telefon konuşmasında örneğin Bilal dedin hemen o şey yazılımlar yakalıyor onu. Kim Bilal dedi? Niye dedi? İyi bir şey mi dedi? Kötü bir şey mi dedi? Kötü bir şey deme. Şifreleme dediğin şeyler. Tabii tabii. İsimler, sözcük, eşelon sözcükler, diye bir zaten büyük kulak var ya. Evet. Onun marifeti oydu eşelonun marifeti zaten. Evet yani şimdi böyle bir sistemde yani şeyin iktidarın gücünü düşünsene. Bir de devlet gelişti yani devletin kendi kurumlarıyla her şeyi kontrol altına almış artık çünkü. Dolayısıyla senin benim nefes alma şansımız yok artık. Daha bir enteresan bir şey söyleyeyim. Şimdi evden çıkıyorsun. Ya yani bir yere gideceksin. Diyelim ki ben evden çıkıyorum. Evden karşıdan çıktım geldim. Acıbadem'den gidiyorum Bakırköy'e bir yere. Ya en azından sokakta en azından evden binadan daireden binadan siteden caddeye falan öyle gidiyorum. En azından 2000-3000 tane kamerayla karşılaşıyorum. Bir de böyle bir şeyimiz var yani şimdi. Düşünsene kamera seni takip ediyor. Nereye gidiyorsun? O da yetmiyor. Cep telefonu üzerinden sen takip ediliyorsun. O da yetmiyor. Kredi kartın üzerinden de seni takip edebiliyor. Tabii, tabii. Yani böyle bir artık şeydesin. Kıskançtasın. Zaten mesela Facebook'un yaratıcısı Zuckerberg bugün ifade vermeye gitti. Evet. Facebook verileri tabii daha ziyade bu ticari amaçlı olarak işte oraya buraya veriliyor diye. Yok şeye de verildi, ticari değil, CIA'ya ve Mossad'a da falan verildi. Siyasi olarak da veriliyor diye. Verildi. Öyle bir sorgudan sualden geçti. Ya düşünsene işte şimdi yani benim bütün şeylerim, tabii benim öyle Facebook, Facebook'um yok. İşte CIA'nın elinde. Ne güzel, bütün paylaştığım fotoğraflar, paylaştığım görüntüler. Allah ya da senin ya da Ahmet'in, Mehmet'in falan ya da Mossad'ın elinde. Allah bütün sırlarımız adamların elinde. En şey olsa da hani ailevi bir mesele olsa. Kim akrabam, kim anam, kim bacım, kim kuzenim, kim bilmem ne. İşte nereye gittim, nerede yemek yedim, hangi düğüne gittim. Bunların hepsi toplamında o istihbarat örgütleri için inanılmaz bir zenginliktir, bilgi zenginliğidir. Bu hepimiz için tehlike. Ama yapılacak bir şeyimiz yok. En iyisi hiçbir şeyle uğraşmayacaksın. Yani ne Facebook'ta da ne Instagram'da da ne bilmem ne dedi. Twitter'de ben bir tek Twitter'ı kullanıyorum. Twitter'de de çünkü bir tek haber yani paylaşıyoruz. Orada fotoğraf yok. Yok da işte lokantaya gittik, kebap yedik. Yok hummus çok güzeldi. Fotoğrafını çekiyorsun. Ah, hummusa afiyet bakalım. Olsun valla ben hiç her akşam evdeyim. Evet yani çekenler için söylüyorum. Vallahi benim ben de böyle de bir huyum. Yok. Koyuyorum müziğimi, kitap okuyorum vesaire, film izliyorum. Sen şeyler. De dünyadan çok kopuksun. Yani. Ben evet çok kopuğum. Yani. Çok kopuğum ama yani bu İsveç meselesi çok kafama yattı. Çöp ihracatı yaparım. Yani hem ihracata katkım olur, hem İsveç'e faydam olur, hem de ben orada kuzey ülkeleri serin, soğuk severim. Ben bu işi bir düşüneyim. Ya aslında orada niye çöp yani şey? Yani her taraf deniz. Ya biliyorsun ada ülkesi. Denize mi atsınlar çöpleri? Denize atsınlar ya. Bizdeki ya, gibi değil ya, mi? Ne torba morba anlamadım ki. Yok yok işte kağıtları ayrı tutacaksın. Bizde şeyler denize ama çok haklısın. Bir de şeyler çok güzel duruyor. Böyle plastik
su şişeleri falan oluyor evet, ya. Evet, hani işte 70 yıl falan bir petler, türlü. Petler, pet evet. Şişeler. Onlar mesela çok güzel duruyor denizin üzerinde. Şahane. Özellikle sahile vurunca. Oo. Böyle hakikaten şey, çok şlap, güzel duruyor. Şlap falan böyle dalga vuruyor. Şimdi azizim, bu kadar vahim şeyler olurken acaba CHP ne yapıyor? Bir onu konuşmayacak mısınız diye molada sevgili Aydın Beyciğim, Datça Havadisi'nin sahibi aradı. Bilmiyorum yani şimdi CHP'yi konuşsak ne olur, konuşmasak ne olur diyeceğim. Haddimi aşacağım. Maksadımı aşacağım. Gazetecinin her şeyi haddidir. Maksadımı aşacağım. Bir de süremi de aşacağım galiba ama söylemek istediğim bir şey varsa. İnan bitti süre. Bir 10 dakika falan var herhalde. Var ya, çok konuşulur ya. CHP de çok konuşulur 10 dakikada. CHP bütün bu olan biteni geri çevirebilme. Yani bu yeni Türkiye projesini, AKP'nin yeni Türkiye projesini geri çevirebilme potansiyeline sahip mi? Yapar yapmaz ama en azından o potansiyel onda var mı? Ben bunu zor görüyorum. Bak, çok açık söylüyorum. Ben bunu zor görüyorum. Çünkü bakın mecliste hiçbir hükmünüz kalmadı. Seçim yasası sahiden Erdoğan'ın yeniden ve AKP'nin yeniden iktidarda olabilmesi için her türlü ayrıntının düşünüldüğü ve konulduğu bir yasadan söz ediyoruz. İşte internete RTÜK denetimi çıktı. Mecliste muhalefetin, CHP'nin hükmü kalmadı. Peki CHP ne yapmalı? Şimdi medyayı dolaşma bir faaliyeti vardı. Tuncay Özkan Başkanlığı'nda bir medyadan medya. Sorumlu genel başkan evet. Yardımcısı. Yeni bir şey kuruldu için bu. Yeni bir komite medyada kapı kapı dolaşıp aman bir seçim yaklaşıyor bizi unutmayın ha dedi. Şimdi %90'ı iktidarın kontrolündeki bir medyada. Bu mümkün mü? Değil. Meclise hükmünüz yok. Medyada hükmünüz yok. Yargıda hükmünüz yok. Bir zamanlar genel başkan yardımcılığı yapmış milletvekiliniz Enis Berberoğlu bir yıldır tek başına hücrede. Bir yıldır, yaklaşık bir yıldır tecritte. Yani her türlü insan haklarına aykırı bir biçimde kimseyle konuşamadan geçiyor o gün. Anca işte haftada bir yakını gelirse, eşi gelirse, avukatı gelirse falan. Şimdi böyle bir Türkiye'de ne yapmak lazımsa CHP bence onu yapmıyor. Vallahi ben bu konuda hani var ya böyle tüm hukuki hakların mahfuz kalmak koşuluyla yorumumu CHP ile ilgili, bu senin söylediğin konuyla ilgili olarak yorumumu artı eksi çok yakında söyleyeceğim. Peki. Görüşümü söyleyeceğim. Çünkü o zaman geri dönüşü de olmayacak o söyleyeceğim. Yok, şaka söylemiyorum. Ciddi bir şekilde yani çok farklı açılardan çok şeyi değerlendiriyorum. Bu arada böyle birçok yerde işte konuşmalar yapıyorum, konferanslara görüşmeler gidiyorum. Görüşmeler yapıyorsun falan filan. Fuarlara gidiyorum. Çok insanlarla da bir araya geliyorum. Hepsinin toparlanmasından böyle 3-5 cümlelik bir şey söyleyeceğim. Yani onu da samimi söylüyorum. Söyleyeceğim bunu. Yani en azından tarihe bir not düşmek zorundayım. Zorundayız. Ben kendi açımdan önce söylüyorum. Tabii sen de öylesin tabii de. Hani sen bana sorduğun için söylüyorum bunu. Yapmak zorundayız bunu. İkimiz de başkası da yapmak zorunda. Yani eğer bir katkımız olacaksa evet yapalım. Olmayacaksa da kendi kendimizi de aldatmayalım. Modundayım. Kendi kendimizi de bizi tabii izleyenleri bizi izleyen de. İnsanlar. Çünkü yani, onlar bize soruyor çünkü. Haklı olarak yani. Bir de kusura bakmasınlar. Yani biz burada gazeteci olarak varız. Bir siyasi hükmümüz yok. Aman işte bizi bırakmayın. İyi. Bırakmayalım da yani dediği gibi üstü mahallenin bir katkımız, bir değerimiz, bir önemimiz varsa yani bir işe yarıyorsa yoksa. Hayır, şöyle düşünüyor insanlar. Bu hani sen dedin ya hani bizi bırakmayın dedikleri insanlar ki ben de çok karşılaşıyorum bu dostlarla. Yani bizde şöyle bir bizi seyrederken şöyle bakıyorlar dostlar, arkadaşlar, seyirciler. Yani şey, onların duygularına tercümanlık yapıyoruz. Birincisi bu tabii, haklı olarak. İkincisi, bizde bir enteresanlık buluyorlar. Yani ya bizde bir gariplik var. Yani o gariplik onları mutlu ediyor. Bizi seyredenler açısından. Yani, lafımızı, İşin esprisi tabii ya bu yani. Lafımızı eğip bükmeden,
hani gerçekte ne düşünüyorsak onu söylediğimiz için herhalde. Yoksa başka, yani ben gencim, güzelim, sen gençsin, yakışıklısın, selvi boylusun falan. Tamam, onlar var da. Ben öyle değil mi ya, gençliğimde çok yakışıklıydım, sen de gençliğinde herhalde fıstık gibiydin yani. Ben hala acıca ediyorum. Ya yani ben hani gençliğime, vallahi bir dün ben fotoğraf hala paylaştım, sen onu görmedin. Twitter'da bir fotoğraf paylaştım. Cumartesi Medya Mahallesi'nde kullanılır mı? 41 yıl önce İsmail Cem'in gazetesindeki halim. Ben de çalıştım orada. Düşünebiliyor musun ya? Yani Politika gazetesinde ikimiz de, ama ben işte Ankara'daydım, sen İstanbul'da. Sen Ankara'daydın, evet, ben İstanbul'daydım. Yani düşünsene öyle bir görüntü, fıstık gibi o zamanlar gençlik yıllarımızda, öyle değil mi? Niye öyle diyorsun ya? Bak sen onu şey bulacağım şimdi. Bak sen Allah aşkına. Bayağı saçım başım var. Şuna bir baksanıza çocuklar. Kapanmadan. Görebiliyor musunuz? Bayağı saçım varmış. Bak, görün görün arkadaşlar. Bu benim. Bakın. Ya gördün mü? Aa. Bu tam 41 yıl önce. Şeyde, vallahi politikada bravo. İlk başladım sanıyorum böyle 1-2 ay falan. Ben valla birisi gösterseydi bunu Hüsnü Mahalli demezdim. Yapma ya. Valla demezdim. Allah kalbini kırdı. Ama ben sen o zaman gençliğinle ilgili bir fotoğraf getirsene mi 20'li yaşlarda? Evet. Ben de bunu yan yana koyacağız bakalım. Tamam. Ama ben de kıskanırım zaten, göstermezsem. Cumartesi günü ben de getireceğim. Tamam, sonra söylüyorum. Şimdi haydi ya bakalım. Şeye yer kalmadı, onu da cumartesiye mertelesek. Efendim Hüsnü Bey'in fotoğrafını bulduk isterseniz diye soruyorlar. Nerede buldun? Hemen girmişler. Twitter'da tabii. Twitter'da işte bu. Kaç yıl önce dedim bu? 77 işte dedim ya. 77. 41. İşte tamam, benim de çalıştığım yılla. İşte politikada. Bir yan yana koyalım ya. Nereden nereye? Vay be. Evet, hakikaten nereden nereye? Türkiye nereden nereye azizim ya? O 40 Türkiye yıl içinde hakikaten nereye? Ya. 12 Martlar, 12 Eylüller, bilmem neler, darbeler, cinayetler, kavgalar, üniversitedeki katliamlar. Azizim. Neler yaşamadık ya? Azizim yani son 3 yıla bak. Dedim ya. Sen onunla başladın bugün zaten. Bugün Nevruz, 21 Mart. Sadece ve sadece 3 yıl önce Diyarbakır'da mitingde Öcalan'ın mektubu okundu. Evet. Oradan sonra geldik bugüne buraya. Afrin'e. Afrin'e geldik. Arada Suruç katliamı, Gar katliamı, İşidir, bütün bunlar sonra, AKP sonra tek başına iktidar olamadı 7 Haziran'da diye yaşandı. Son arkasından yıllarca el ele yürüdükleri FETÖ'cülerden darbe girişimi geldi. Bu arada şey çok güzel, Bekir Coşkun bir yazı yazmış. Diyor ki ya diyor FETÖ araştırma komisyonunda meclisteki her türlü ayak bulundu, siyasi ayak bulunamadı diyor. Hakikaten bir tek siyasetçi yokmuş. Yani AKP'den bir tek siyasetçinin FETÖ ile ilişkisi yokmuş. Ay bir şaşırdım. O bir tane şey bulunmuştu ya. Eski mi ne, bir AKP'li falan var mı? Damatlardan öte gitmediler. Yok, evet, damatlardan bir şey vardı öte gitmediler. Şimdi Cübbeli'ye zamanımız var mı? Şimdi efendim Başbakan, hani bu arada işte dolara korkunç zam diye dedim ya, sözcü yazmış, korkunç zam dolara. Hakikaten insanın dudağını uçuklatacak, artık 6 liraya geldi. İşte işsizlik öyle, enflasyon öyle, şu öyle, Afrin şu bu falan filan. Zavallı Binali Yıldırım'a konu kalmamış herhalde. Geçen gün il müftülerini topladı. Binali Yıldırım tarikatlar konusunda konuştu. Ve dedi ki bu tarikatların işi dedi, siyaset de değil, ticaret de değil kardeşim dedi. Onlar dedi dini meselelerle, tarikatların işi irşat etmektir dedi. O da tabii hani yol göstermek. Aydınlatmak. Evet. Aydınlatmak. Arapça söyledir. Ama rica edeceğim yani bu tarikatlar mı aydınlatacak? Her biri başka bir şey söylüyor bunların bir de. Tarikat biri zaten yol. Her biri başka bir yoldan görüyor. Başka bir yoldan gidecek. Şimdi ticaret değil, siyaset değil dedi. Biz de Sayın Binali Yıldırım'a ithafen tuttuk. Cübbeli denilen beyefendinin bir televizyon pazarlamasını size takdim etmek istiyoruz. Ekrana getirmek istiyoruz. Buyurunuz efendim. Bayağı şey pazarlıyor. Terlik pazarlıyor. Nereden bu terlik? Onu ben çözemedim. Çünkü bunu, bu tür şeyler yapılıyor. Cennetten geldi, Kabe'den geldi. Bu
Bunlar yapıyorlar çünkü. Peygamberin giydiği terliğin benzeri. Sayın müşteriler diyor herhalde. O da müşteris, hani tarikat mensubu da onun müşterisi neticede. Hı. Yani hani ticaret değil diyorsunuz da Sayın Başbakan. Onu da yazık, çok üzmeyelim aslında, zamanı kalmadı. Hani son başbakanlık dönemi şey demleri. Daha bir yıl var yani. Bizim de zamanımız kalmamış bu arada. Konuş, son cümleni söyle. Cumartesiye kadar sus, ondan sonra sus, susalım. Cumartesiye kadar susacaksın. Sus, ondan sonra yok, sus. Yok yani cumartesiye kadar konuşacak bir şey yok. Yani ben çünkü çok şey tedirgin şimdi olmaya başladım. Şimdi ben senin aslında bugün Al Sana Bahar kitabını da konuşmak istiyordum. Al Sana Bahar diye bir, bu Arap Baharı'nı anlatan, iç yüzünü anlatan bir kitabı vardı. O kapak var mı elinizde çocuklar? Ha. Şimdi bu bunu konuşmak istiyordum. Şundan dolayı Libya'da çok enteresan bir şey oldu. Seyfül İslam, Kaddafi'nin oğlu, bu işkence gördü, içeri girdi, çıktı falan. Şimdi babasının yerine başkanlığa adaymış. Ve kazanır. Seyfül İslam'ı gösterin çocuklar. Al Sana Bahar değil. Seyfül İslam, Kaddafi'nin oğlu. Aday, basbayağı. Ne oldu şey? Hani bahara ne oldu, Arap Baharı? O kadar insan öldü. O kadar ülkeler yandı, yıkıldı. Libya ikiye bölündü neredeyse. İşte bu gördüğünüz şey, hani kafes içindeydi. Evet. Seyfül İslam çıktı. Şimdi aday. Yani Kaddafi'nin oğlu aday. Bu arada Kaddafi de intikamını Sarkozy'den alıyor gibi. Kaddafi Sarkozy'ye vaktiyle seçim kampanyası için yüksüklü bir miktarda 99 olması lazım. Yani 2009. Yardım bağışta bulundu diye adam gözaltına alındı. Sarkozy ifade verdi. Şimdi bu kadar geçmek zorundayım. Aşmışız bile süreyi. Bunları konuşamadık. Bunlar önemli gelişmeler. Yani bölge böyle çünkü. Fokur fokur, fokur fokur. Her an dengeler değişebiliyor. Neler daha konuşacaktık? Konuşamadık ama olsun. Cumartesiye devam ederiz. Yani başka bir konular olmasa cumartesi. Ay evet. Zaten medya mahallesi olduğu için medyada daha netleşmiş olur. Ya o güne kadar çok şey olacak, Doğan merak grubu. Etme. Medyada da çok şey olacak. Of yani. Herhalde. Efendim cumartesi sabahı görüşelim 11'de Medya Mahallesi'nde. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Dünya dünya, yalan dünya, dünya maniki, maniki dünya. Halk Kitabevi Maniki Dünya'yı sundu.